sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlarda bileşke işleme konusunu anlatacağız. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı, G fonksiyonu B'den C'ye tanımlı fonksiyonlar verildiğinde G bileşke F fonksiyonu A'dan C fonksiyonuna G ve F fonksiyonuna bileşke fonksiyonu denir. Burada ilk önce dikkat edeceğimiz husus G bileşke F şeklinde yazılmasıdır. Yani F A'dan B'ye Fx fonksiyonunda x yerine yazdığımız değerler A kümesi elemanı sonuç B kümesine çıkıyor. G B'den C'ye tanımlı x yerine B kümesindeki elemana yazacak sonuç C kümesine çıkacak. Y eşittir G bileşke F fonksiyonu G Fx fonksiyonudur. Dolayısıyla burada x yerine A kümesinden bir eleman yazıyoruz. Sonuç C kümesinden çıkıyor. Yani bileşke işleminde fonksiyonun yazılma sırası önemlidir. Şimdi bunu şema üzerinde açıklayalım. A, B, C kümesi var. A kümesinden sembolik olarak A elemanlı, B kümesinden B elemanlı, C kümesinden C elemanı işaretleyelim. F fonksiyonu A'daki bir elemanın B'deki karşılığını hesaplar. G fonksiyonu da B'deki elemanın C'deki karşılığını hesaplar. Bu iki fonksiyon ayrı ayrı yaptıkları işlem aslında A elemanının C elemanıyla eşleştirilmesi işlemidir. Bu iki fonksiyonun yaptığı işlemi yapan tek fonksiyon hesaplarsa bu hesapladığımız tek fonksiyona G ve F fonksiyonu bileşke fonksiyonu deriz. Yani A'yı B'ye, B'yi de C'ye götürmek yerine doğrudan doğruya A'yı C'ye götüren fonksiyon bileşke fonksiyonudur. İşlem olarak G bileşke F, Gx fonksiyonunda x yerine Fx yazılmasıyla elde edilir. Örnek olarak F fonksiyonu ve G fonksiyonu R'den R'ye tanımlı. Fx 3x eksi 1, gx 2 eksi 4x fonksiyonlar için f bileşki g ve g bileşki f fonksiyonu hesaplayalım. Burada örnekle dikkat edersek her iki fonksiyonun tanım ve değer kümeleri reel sayılar kümesi olduğundan dolayı f bileşki g ve g bileşki f fonksiyonun ikisi de hesaplanabilirdir. Şimdi bu durumda f bileşki g'yi hesaplarken şöyle yaparız. Fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yazacağız. Bu da şu demektir. 3 çarpı gx yazıyorum. 2 eksi 4x eksi 1. Ha, dikkat ederseniz şurada fx'in x'i vardı. Biz fx'in x'i yerine bunu yazmış olduk. Eşittir. 3 kere 4 12 eksi 12x 3 kere 2 6, eksi 1 de burada artı 5. Aynı şekilde G bileşke F fonksiyonu da hesaplayabiliriz. G bileşke F fonksiyonu Gx fonksiyonunda x gördüğümüz gibi Fx yazmak demektir. Bu durumda 2 eksi 4 çarpı x'in yerine 3x eksi 1 yazdım. Burada 4 kere 3 12, eksi 12x. 4 kere 1, 4, artı 6. 2 de burada var, artı 8 olur. Bazı durumlarda F bileşke G ve G bileşke F bu şekilde ayrı ayrı yazılmaz da şöyle yazılır. Hemen bunu bir kenara yazalım. Fx fonksiyonu 3x eksi 1 ise F 2 eksi 4x fonksiyonu kaçtır? Bu şu soruyla şu soru aynı şeydir. Hesaplaması aynı şekilde yapılır. Yani fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 2 eksi 4x yazacağız demektir. Örnek. F fonksiyonu 1,5, 2, eksi 1, 3,4. G fonksiyonu 5,0,
eksi 1,1, 4,6. Fonksiyonlar için g bileşki f fonksiyonu hesaplayınız. Şimdi burada f ve g fonksiyonları liste şeklinde verilmiştir. Listeyi çözümlersek f fonksiyonun tanım kümesi 1, 2, 3, görüntü kümesi 5, eksi 1 ve 4'ten oluşuyor. G fonksiyonun tanım kümesi 5, eksi 1, 4, görüntü kümesi 0, 1 ve 6'dan oluşuyor. Tek tek yazacak olursak f1 5'e eşit, f2 eksi 1'e eşit, f3 4 eşit, g5 0 eşit, g eksi 1 1'e eşit, g4 6 eşit. G bileşki f fonksiyonu yazarken f'in tanım kümesinden g'nin görüntü kümesine gidecektik. F'in tanım kümesinde 1'i aldım. G f1 eşittir. Fx fonksiyonu x'ine 1 yazdığında 5 çıkıyor. G 5 eşit yapacağım. O da eşittir. G'de x'ine 5 yazdığında 0 çıkıyor. Bir tanesini hesapladım. G bileşki f 2'yi hesaplayalım. Gx fonksiyonu x gördüğümde f2 yazacağım. G'de f2'nin değeri olan eksi 1 elde ederim. Eksi 1 için sonuç 1. G bileşke f 3'ü hesaplıyorum. G f3'ü hesaplayacağım. F3'ün değeri 4. G 4'ü hesaplayacağım. G 4'ün değeri 6. Bu şekilde yazdığımda G bileşke f'in tüm değerini hesaplamış oldum. Dolayısıyla şuraya şöyle yazacak olursam G bileşke f eşittir. 1 için 0 çıkmış. 2 için 1 çıkmış. 3 için 6 çıkmıştır. Bu da G bileşki f fonksiyonun liste şeklinde yazılmasıdır. Şimdi örneklerle fonksiyonlarda bileşik işlemi özellikle inceleyelim. Birincisi, ilk çözdüğümüz örnekte gördüğümüz gibi f bileşik g ile g bileşik f birbirine farklıdır. Yani fonksiyonlarda bileşik işleminin değişme özelliği yoktur. Yani bazı fonksiyonlar için f bileşik g ile g bileşik f eşit çıkabilir ama kural olarak aynı çıkması gerekmemektedir. İkincisi, f bileşik birim fonksiyon eşittir birim fonksiyon bileşik, o da eşittir f'tir. Burada birim fonksiyon dediğim şey daha önce tanımladığımız ö eşittir x fonksiyonu. Yani birim fonksiyon fonksiyonlarda bileşik işleminin birim elemanıdır. F ve g eşit fonksiyonlar ise f bileşik h g bileşik h eşittir. H bileşik f de h bileşik g eşittir. Bu özelliği yazmamız nedeni şudur. Birinci ifadeye dikkat edersek h fonksiyonu sağ tarafta yazılmıştır. İkinci fonksiyona dikkat edersek h fonksiyonu sol tarafta yazılmıştır. Yani ya her ikisinde sağ tarafta veya her ikisinde sol tarafta olması gerekir. Bu neden kaynaklanır? Bileşik işlemin değişme özelliği olmamasından kaynaklanmaktadır. F ile f'in tersinin bileşkesi birim fonksiyonudur. Bu da birim eleman özelliğinin diğer bir ifadesidir. Örnek olarak fx eşittir 3x artı 2 fonksiyonu üzerinde f ile f'in tersinin bileşkesinin 1 olduğunu gösterelim. Önce f'in tersini hesaplarsak 3x artı 2 eşittir y eşitliğinden x eşittir y eksi 2 bölü 3 bulurum. Yani f'in ters fonksiyonu x eksi 2 bölü 3'tür. Şimdi f ile f'in tersini hesaplarsam fx fonksiyonunda x gördüğüm yere x eksi 2 bölü 3 yazacağım demektir. Eşittir. 3 çarpı x eksi 2 bölü 3 artı 2. 3'ler sadeleşir. X eksi 2 artı 2 x eşittir. Dolayısıyla ne etmiş olduk? Birim fonksiyonu elde etmiş olduk.
Beşinci özellik. F bileşke G bileşke H eşittir F bileşke G bileşke H. Bu özelliğin adı birleşme özelliğidir. Önce işlemin genel özelliği olarak ifade etmek gerekirse, parantezler işlem önceliğini ifade eder. Yani önce parantez içindeki işlemler yapılır demektir. Buradaki anlamı ise fonksiyonların yazılış sırası değişmemek üzere ikiden fazla fonksiyon bileşkesi hesaplanması gerektiği durumlarda 1. Önce son iki fonksiyon bileşkesini alıp daha sonra birinci fonksiyonu dahil edebiliriz. 2. Önce ilk iki fonksiyon bileşkesini alıp sonra üçüncü fonksiyonu dahil edebiliriz. Her ikisine de aynı sonuç elde edilir demektir. Şimdi bunu bir örnek üzerinde açıklayalım. F, G ve H fonksiyonları reel sayı üzerinde tanımlı olmak üzere. Fx fonksiyonları x artı 1 bölü 2. Gx fonksiyonu 2x artı 3. Hx fonksiyonu 4x. Fonksiyonlar üzerinde f bileşik g bileşik h eşittir. F bileşik g bileşik h olduğunu gösterelim. Şimdi eşitliğin her iki tarafını da ayrı ayrı hesaplayalım. F bileşik g bileşik h için önce g bileşik h'ı hesaplayacağım. Bu gx fonksiyonunda x gördüğüm yere 4x yazacağım demektir. Yani x yerine 4x yazarsam 8x artı 3 demektir. Daha sonra f bileşke g bileşke h'ı hesaplıyorum. Bu da f fonksiyonunda x gördüğüm yere g bileşke h olan 8x artı 3'ü yazacağım demektir. X yerine 8x artı 3 yazarsam 8x artı 3 artı 1 bölü 2 o da eşittir 4x artı 2 olur. Bu eşitliğin sol tarafı. Şimdi aynı işlemleri sağ taraf için yapalım. 1. F bileşik G'yi hesaplıyorum. Bu fx fonksiyonunda x gördüğüm yere gx yazacağım demektir. Yani 2x artı 3. Eşittir 2x artı 3 artı 1 bölü 2. O da x artı 2 yapar. Şimdi geldik buna h'ı dahil etmeye. Yani f bileşke g bileşke hx'i hesaplayacağım. Yani f bileşke g'de x gördüğüm yere 4x yazacağım. X yerine 4x yazarsam 4x artı 2 elde. Ha burası dikkat ederseniz ne olmuş oldu? Her ikisinde de aynı sonuç elde etmiş olduk. Yani bu özelliği bir örnek üzerinde göstermiş olduk. Altıncı özellik. F bileşik G'nin tersi eşittir. G'nin tersi bileşik F'nin tersidir. Bu bileşik işlemin tersini alma özelliğidir. Burada dikkat edersek eşitliğin sol tarafta F bileşik G var. Sağ tarafta G'nin tersi bileşik F'nin tersi var. Yani ters alma işlemi tek tek fonksiyonun tersi alındığı gibi işlem sırasını değiştiriyor. Bu işlem sırasının değişmesi fonksiyonda da bileşik işlemin değişme özelliğinin olmamasına kaynaklanmaktadır. Şimdi bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Fx fonksiyonu x artı 1 bölü 3. Gx fonksiyonu 12x eksi 1. Fonksiyonlar üzerinde f bileşik g'nin tersi eşittir. G'nin tersi bileşik f'nin tersi olduğunu gösterelim. Önce f bileşik g'yi hesaplayayım 1. Bu fx fonksiyonu x gördüğüm yere gx yazmak demektir. Buna göre 12x eksi 1 artı 1 bölü 3 o da eşittir 4x çıkar. Bunun ters fonksiyonu f bileşik g'nin tersi eşittir x bölü 4'tür. Sağ taraf için önce tek tek fonksiyonun tersini alalım. G'nin tersi eşittir x artı 1 bölü 12. F'in tersi eşittir 3x eksi 1. Şimdi g'nin tersi bileşke f'in tersini hesaplıyorum. Bu g'nin tersinde x gördüğüm yere 3x eksi 1 yazmak demektir. Yazarsam 3x eksi 1 artı 1 bölü 4. Burada 12. Bu da eksi 1 ile artı 1 gider. 3x bölü 12 x bölü 4 eder. Dikkat edersek ne olmuş oldu? Aynı sonuçta bulmuş olduk. Bu da 6 numaralı özelliğin bir örnek üzerinde gösterilmesi demektir.
bileşke fonksiyonu ters fonksiyon üzerinde farklı bir uygulama daha yapalım. Fx fonksiyonu 4x artı 1. Gx fonksiyonu 2x eksi 1. Hx fonksiyonu x bölü 2. Olduğuna göre h'ın tersi bileşik f2'yi ve f bileşik g'nin tersini 3 hesaplayalım. Şimdi birinci problem için h'ın tersi bileşik f2 bu anlama gelmektir. Önce f2'yi hesaplayalım. F2 demek fx fonksiyonunda x yerine 2 yazdığında elde ettiğim sonuç demektir. Bu h'ın tersinde x yerine 2 yazdım 9 elde ederim. H'ın tersi 9 kaçtır? Bunu ister hx fonksiyonun tersini hesaplarım önce. H'ın ters fonksiyonu eşittir 2x. Daha sonra h'ın tersinde 9 hesaplarım 18 derim. Önce h'ın ters fonksiyonu hesaplarım 2x. Daha sonra x yerine 9 yazdım 18 bunu. İstersem şöyle yaparım. H'ın tersinde 9 eşittir a ise h a eşittir 9 oluyor demektir. Bu denklemden a bölü 2 eşittir 9 ise a eşittir 18 derim. Bu ters fonksiyon hesaplama ile ilgili iki yöntemimiz var. İki yöntemle çözebiliriz. Şimdi ikinci soru. F bileşik g'nin tersi 3 demek. G'nin tersini 3'ü hesaplayacağım. Daha sonra elde ettiğim sonucu f'de yerine yazacağım. Şimdi g'nin tersini 3'ü nasıl hesaplarım? Birinci örnekte olduğu gibi g'nin tersinde 3 için önce g'nin ters fonksiyonu hesaplarım. X artı 1 bölü 2. Şimdi g'nin tersinde x yerine 3 yazdığımda 3, 1 daha 4. 2'ye bölersem 2. O halde ben neyi hesaplayacağım? F2'yi hesaplayacağım. F2 eşittir. X yerine 2 yazarsam 9 olur. Burada dikkat edeceğimiz yer şudur. Ters fonksiyonun bir sayı için değerini hesaplarken her zaman ters fonksiyonu hesaplamak mümkün olmayabilir. Onun için ikinci yöntem önemli bir yöntemdir. Bu aklımızın bir kenarında olması gerekir.